merhabalar. Bugün Tonguç Akın'da Budizm'i anlatacağız. Tonguç hazır mısın? Hangi ha, dizi? bu, 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 <laughs> tamam, tamam. Budizm, evladım. Kurucusu evladım Buda. Hatta bütün bir sürü yerde heykelini meykelini rastlamışsındır. Evet oyuncakçılara satılıyoruz. Oyuncakçılara <laughs> satılıyor evladım. Bak kurucusu bu dinin Buda ve M.Ö. 6. yüzyıl yani çok eskiden kurulmuş bir din. Hinduizm bak M.Ö. 15. yüzyılda. Alttaki peştemal mi hocam onun? Evladım alttaki evet bunların peştemal giyiyorlar ve ne yapıyorlar bunlar? Genellikle e, kafaları yine kel hı hı. ve e, kendi hallerinde bir yaşamları vardı. Nerede kurulmuş bu Tonguç'um? Hindistan'da kurulmuş. Yani diğer Hinduizm'deki gibi Hindistan'da kurulmuş bu. Ama sonradan birçok ülkeye yayılmış Asya'da. Bu da kimdir? Hemen bakalım. Bu da kimdir? Çünkü... Ha bu da kimdir. <laughs> bu da kimdir doğru. Tonguç Milattan önce 560 ve 483 yılları arasında yaşamış. E, söylediklerine değer verilen bir eski bir prensdi Tonguç tamam mı bu adam. Hatta sonrasında kendini bir ağacın altına e, altında bilgeliğe adadı. Hatta bu ağaç da kutsal sayılır ve bu da ne oldu evladım? E, asıl adı Siddhartha Sidharta'ydı. De, Sidharta denilen bir prensdi aslında bu. Babası bunu dedi ki artık bir şey yapmasın dedi. Bu da gitti kendini bilgeliğe verdi. Evet. Ve dedi ki insanlara putlara tapmayı bırakın arkadaşlar dedi. Aslında güzel bir şey söyledi değil mi? Mantıklı bir şey dedi. Ama olsun. insanlar ne yazık ki birazcık daha onun bilgeliğini, güzel görüşlerini birazcık saptırdılar öldükten sonra. Şimdi geleceğiz. Hatta bir süre heykelini yaptılar bunun da. Bak Tonguç. İnancı bunun şu. Budaya sığınırım diyor. Dhamma'ya sığınırım diyor. Damma diye okunuyor bu. Dammaya sığınırım ve Sanghaya sığınırım diyor. Yani biz Allah'a sığınırım diyoruz ya Tonguç. Bunlar bundaki inançsa Buda'ya, Damma'ya ve Sangha'ya sığınırım diyorlar. Tonguç. Tamam, tamam yaratık mı? Yaratık ya. Bu ifadeyi söyleyemeyen kişi ne değildir Tonguç'um? Budist değildir. Yani biz Budist miyiz Tonguç? Hayır değil. Değiliz. Çünkü bu ifadeyi söylemeyiz. Söylemeyiz de. Niye söyleyeyim ki? Yani. Biz Allah'a sınırız değil mi Tonguç'um? Ama bak böyle göbeğin olmak isterse sen Budist olabilirsin tabii. <laughs> böyle göbekli böyle güzel güzel. E, mu yapmışlar hocam? Evet ya birazcık güzel bir yüzü var arkadaşım. Aslında samimi bir. Insan. Aslında bunlar dünya ile ilişkilerini tamamen kesmişler. Ne mal ne mülk hiç umurlarında bile değil. Aslında mantıklı bir şey. Çok güzel. Ve içlerinde çok e, aslında şeyler nedir bunlar? Sevgi dolu. E, hem sevgi dolular hem de barışıklar kendileriyle. Yani hiçbir hırsları yok. Ama işte ne diyorlar? Allah'ım ya Budaya, Damma'ya ve Sanga'ya sınırım diyor. Ben bir kitapta okumuştum hocam. Bu, Budizm'in e, şeyi, e, sahibi şey, sahibi diyorum işte kurucusu diyor ki bir şeyi istiyorsanız iki seçenek vardır. Ya alırsınız mutlu olursunuz ya da alamazsınız, mutsuz olursunuz. Ama Budist de diyor ki istemezsen diyor mutsuz olmazsın. Diye. Hiçbir şey istemezsen hiçbir isteğin olmaz. Böylece mutsuz olursun. Hiçbir şey istemiyorlar hocam sonra da. Böyle bir mutlu oluyorlar. Evet Nirvana'ya ulaşıyorlar. Harika şey. ya. Şimdi onu anlatacağım zaten. Bak bu da kendinden sonra bu bir doğru kitap. Doğru hocam, doğru böyle bir şey var mı? Bu nirvana ulaşmak e, diye bir şey? Işte, dinliyorum hocam. Hadi bu dinde var, bu ne var? Bakabiliriz. Kendinden sonra bir kitap bırakmamış. Ama ne yapmış? Anlatılar yoluyla yani vaazlar yoluyla iletmiştir kendi He. söylediklerini. Peki bu vaazları ne yapmışlar sonradan? Böyle bir bir araya getirmişler Buda'nın sözlerini ve kutsal metin haline getirmişler. Ve üç sepet anlamına gelen Tripitaka Hatta geçen sene Teok'ta da çıktı. Evet. Tripat, Pitaka diye bir e, ad vermişler. Evet. Tri zaten 3 demek dikkat ettiysen. Pitaka da sepet demek Tonguç Aynen. Ve bu sepette bütün bilgileri toplamışlar ve Bu dizinin aslında kutsal kitap olarak düşünülüyor Aynen. bu. Peki ibadetleri ne Tonguç dersen? Bir kere e, tapınaklarına pagoda diyoruz. Pagodalar bu şekilde görmüşsündür Çıkışında mutlaka. Çıkışında pagodaya yardım pagodaya yardım pagodaya yardım. <gülüyor> yardım. <gülüyor> Camiye yardım. Buda'nın heykeline saygı göstererek yapıyorlar Tonguç. Bunların için o zaman ne varmış? Buda heykelleri varmış Tonguç. Ve nasıl ibadet ediyorlar dersen kutsal metinleri okuyorlar. Aynı bizim Kur'an okuduğumuz gibi. Meditasyon yapıyorlar. Aynı Hinduistler'in yoga yapması gibi. Ve belli zamanlarda ne yapıyorlar Tonguç? Oruç da tutuyorlar Tonguç. Yani ne, neredeyse bizim ibadetlere çok yakın ibadetler değil mi Tonguç? Evet. Oruç demek ki çok kutsal bir ibadet. Unutma Tonguç. Um. Bütün dinlerin neredeyse var. İnanışları ise Tonguç Nirvana. Öyle bir grup var hocam, şarkıları da çok güzel. Evet ya, tamam Vital ama bu, bu aslında bu Budizmin şey asıl inanışı. Diyorlar ki insanın bütün istek ve hırsının yok olduğu saf ve temiz duruma Nirvana diyoruz Tonguç. Yani ben artık hiçbir şey istemiyorum. Tamam hocam ben gidebilirim. Tamam. Hayır bu Nirvana'ya ulaşmış. Hocam az önce <laughs> yapmayın hocam. Az, önce, <laughs> önce. az önce Nirvana'ya ulaşmış. Bunlar hatta olarak. şey de yapıyorlarmış değil mi hocam? Bu neydi onun adı? Hani siz fen dersinde anlatmıştınız. O şey birinci tüketiciler, ikinci tüketiciler. Hani o onu yiyor, onu onu yiyor. Hepsi birbirini evet, yiyor diyor evet, hocam. Evet, evet. O döngüye girmemek için hiçbir şey yemiyorlarmış. Aradan sıyrılıyorlarmış böylece. Hani ha. toprağa hiçbir şeyleri karışmıyor. Topraktan da hiçbir şey yemiyorlar. Direkt uçuyorlarmış hocam. Bak uçmuş hocam hatta bu da. Aynen bak evladım. Bak Budizm'de de aslında çünkü benim Budist gerçekten bir arkadaşım oldu. Allah, Budizmde ayya. de e, aslında e, tek bir yaratıcıya inanıyorlar Tonguç. Aa. Tek bir yaratıcıya inanıyorlar, hani mutlak güç diye bir şey inanıyorlar. Ama tabii bunu adlandırmıyorlar. O yüzden ne diyorlar? Hani bu da inanıyoruz biz diyorlar. Dolayısıyla Biraz birazcık daha, sapı, şey yapsın, ya, saptırmışlar bunlar. Anladım anladım. Hinduizmde olduğu gibi reenkarnasyona yani öldükten sonra yeni bir canlının bedeninde dünyaya geleceklerine inanıyorlar Tonguç. Bu yani. ve nirvana çok önemli nirvana çok sorulur Tonguç ve reenkarnasyon neymiş Tonguç'um? Öldükten Öl... sonra başka bir canlının yeniden, bedeninde. Yeniden Sen reenkarnasyona inanıyor musun Tonguç? Hocam ben inanmıyorum. ne Neden evladım? Hocam çünkü ben mükemmel doğmuşum. Yani, <laughs> yani daha bundan ötesi olamayacağı Bunların için. Bundan daha açsın Aynen. Gerek yok yani. Öldükten sonra da başka bir ot böcüğün e, şeyinde aynen, oluşmamız. O, o birazcık yani. Çelebek olup da. İnsana da kötü geliyor yani. 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 Kardeşim o kadar da şey değil. Hayır hocam ben öldükten sonra bir kere dedemin yanına gideceğim. Vefat eden dedem var. O beni bekliyor. Onu göreceğim. Ananem var. İnşallah. Olur. Ahirette tabii. Ahirette. ahirette. Tonguş Akademi.com'a üye ol evladım. Burada bütün videolar daha detaylı var. Ödüllü sorumuzu yap. Cevaplara gönder bakalım. Tamamdır hocam.